Bebeğim, aşkım. Aşk mı? Oha. Tek dişi gitmiş canavar. Açayım mı? Bir şey diyeyim mi? Dur. Bu tek Açıyorum. Dişiyle de bizi halleder. Açıyorum. Kutumda büyük hissediyorum. Açıyorum. Ta 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 ta. Buraya ne yaptın anneciğim? Buraya ne yaptın anneciğim? Diş yok, bir tane diş gitti. Salak kırdı. Hadi eldivenle geliyorum ben şimdi. Selam. Daradan daradan da. Hadi korkuyorum şu an. Eldiveni nerede? Koymayacağım. Hayır. Ayarlayayım da onun için. Hayır, tamam. Yok, konuşuyordum ben. Görüyorsunuz değil mi? Elimden alıyor. Bir hale tur soracağım. Bir ne yapıyorsunuz diyeceğim. Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Hadi bakayım koyayım sizi şimdi. Güzelce bir görün. Neyi göreceksiniz artık? Olay çıkacak burada. Kan dökülecek. Aslında bu anı görmeseniz iyi olur. Hani gözünüzü kapatın. Bu çocuk anestezini bana mısın demiyor şu an. Aa, Allah. Tamam işe demedim, işe Allah. Oraya basmadım. Bak, işemek için benim beklediğim şarıl şarıl nasıl işedim ya? Buraya işemedin ya. Yere işedim. Tamam, bir sıra. Oğlum bir tane dişin kaldı zaten bak, canın yanacak diye üzülüyorum. Yapma lütfen, kanıyor bak. Üstüme işemiş lan. Yemin et. Oğlum. Ağlamasın. Ağlamasın. Ay bu çocuk sabah da işlem alırken içeri. Suyu sabah önden kaldı. Oo. Gel, bu çocuğun diş... Tırnakları kestin mi? Kestim. Arkadaşlar bir Sevda'yı tutturayım mı? Sevda mı? Yavrum, evi aldım, rezil oldum. Dur, yalnız işlemi hızlandırsak iyi olacak. Evet, Sevda da gelsin. Arkadaşlar tutsana. Çünkü şimdi orada kanıyor. Isırıyor. Tut arkaya. Şimdi sen de. Anneciğim. Tamam, ısın. Ablana ulaş. Kızarken her an tırsıyorum. Sanki. Sakin. Dişini kırmıyorsun. Tamam. Ama dişim acıyacak. Bora saldırı diye mi olmuş? Ne anlattın? Sakin ol. Sakin. Dur çok yanaşma. Valla sakalından tuttuğu gibi. İş yaptı dedi. Ne yaptı? Tutmuş mu? Değiştirmediniz mi hala pedi? Hayır oraya yanmamış. Niye değiştirelim? Tamam değiştirmedik ama şu an canavar gibi niye gireyim? Var ya tepkişte daha kötü ısır ya. Bekleyip sarsam mı? Bekleyelim. Abimi ısırma. Duydun mu? Abamı da ısırma. Hayır ısır. Kapar onu. Kardeş değil. Geldi babana. Kimin evinde acaba böyle bir sahne yaşıyor? Kesin var ya kardeş aileler. Her evde. Hadi oradan bir iş etsin istiyorum. Tamam kurcalama. Bırakıyorum sen bırak. Bence orası. Bırak. Allah hala gelelim. Kanıyor gibi ama. Pirinç mi yedi, ne yedi? Ama babası sporcu çünkü. Hani pilav yapmış da yedirmiş olabilir. Öyle gerçi. Evet. Evden ha. Pirinç pilavı, hindi füme. Ha öyle mi? Falan kaçırdı. Anam bilerek yapma, söylemedim. Baba sporcu da hani makarna, pirinç onlar da şey karbonhidrat. Yediririm yakından ben de. Tabii. Durdu bence de. Hadi baban gelmek üzere dedim. Oğlum tilki gibisin yemin ederim ya. Bakayım ya. Şey tekrar görürüz tekrar. Biraz şiş oldu. Şu şeyde ne var bir bakalım mı? Bebenin operasyondan sonra kustuğunu göstereyim. Aşırı hırçın olduğu için altını tekrar temizleme derdine düştüm. Şu an bu gördüğünüz şey dışkı gibi görünüyor. Biliyorum mideniz bulanmasın dışkı değil. Ve kusumun içinde yer alan şey de kıl yumağı. Bakalım mı bir? Ana ben mikrofonu takmayı unutmuşum ya. Neyse. Kulaklarınız gitti yapacak.
Gerçekten pirinç mi? Pirinç onlar ya. Pirince benzeyen bazen şeyler olabiliyor. Parazitler olabiliyor. Öyle mi acaba diye düşündük. Babasının yemeğinden çalmış demek. Çocuğun gelin bir de dişini göstereyim. Aa evet. Sahibi gelmiş. Bak röntgeni bir göstereyim. Röntgendeki tablo. Bak şu diş sağlam. Bu diş görüyor musunuz? Kırık. Hatta sizin daha iyi algılayabileceğiniz bir şey var. Onu göstereyim. Gördünüz mü? Şununla şunun arasındaki fark. Diş burada kırık. İzin vermez değil mi? Vermez. Bak bu diş yerine şu da böyle olmalıydı. Diş bu şekilde kırıksa yapılması gereken şey çekilmesi oluyor maalesef. Aa merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Gördük mü dişi? Görmedim. Göstereyim. Yeni bir yolunu bulmuşken bir kanala koydurtmuş ya. Çekmeyecektim. Akşama kadar çekmedim. Az önce sabahtan beri altını bile temizletmedi. Aşırı hırçınlık. Bir de şey hatta şimdi fotoğrafı göstereceğim. Kıl kurşunu göstereyim. Sonra tane tane bakayım. Dediğiniz gibi buzdağının görünen kısmıymış. Evet. Hatta şöyle videosunda şöyle çekerek göstereyim. Bu da size anlatırken de. Pembemsi görünen yer var ya. Tamamı içeride kalan. Dışarıda kalan kısmı bunun iki katı olmalıydı. Hı hı. Ortadan ikiye kırılmış durumda. Daha net görebiliyoruz. Damar, sinir ağının deliğini. Evet. Tulpa dediğimiz deliği. Çok zorlamadı. Ve kemik röntgenlerde de, şimdi size röntgenleri de göstereyim. Röntgenlerde de çatı sağlam, alveol deliği dediğimiz yer sağlam. Ana olarak kalabilir sizde. Teşekkür ederiz. Size demiştim ya, onun iki katı da içeride var diye. Evet, aynen öyle. Algılanıyor değil mi? Şükür şeye sürüklemedi konuyu. Kırılmadı. Evet, çene kemiği kırılmadı. Herhangi bir yerimize bir şey olmadı. Hatta davye bile kullanmama gerek kalmadı. Güzel şekilde davye dediğim ne? Pense. Diş pensesini kullanmama öyle gerek yok. Çevresini güzelce rezekte et. Size röntgeni de göstereyim. Olur. Benim. Kendine gelmiş. Mahmut yerden götürmedi. Şimdi harmanı içeriye almayayım.